gibi değiliz. Geçmiş zaman kullanıyor. Sanki hani bakıcı bakmasına izin vermezdim. Ben de bakardım ama... Yok, sanki ama... bakardım. Yani öyle bir şey olsa bakardım, yapardım. Hani gelecek zaman, Onur Bey. Gelecek zaman mı bakardım? Bakardım. Bakacağım, bakarım. Ne bileyim Onur Bey... Allah Allah, bakardım. Sen değili geçmiş zaman iki kullandın şu an. Efendim, yeni mutfakta da eğitim zamanlı. Online eğitim, uzaktan eğitim. İlayda ile uzaktan eğitim yapacağız. Ay, bakardım. Bey, tamam, özür dilerim. Bakacağım. Bakacağım. Bakarız. Bakarsın yani. Hallederiz. Her türlü ne bakıcı ne bakım evi. Yok, ben kendim bakarım. Annem de bunu biliyordur herhalde. İnşallah farklı bir cevap vermemiştir. Daha önce de söylemiştim. Ver mi? Daha gitmedim içeri. İşte onun gelin yani böyle damadım falan eline bırakmam. Anneler ama iki tane de kızı var Gülce Hanım'ın. Onlar da bakar. İşte el evi oluyor. Elin oğlu ya hani. Annem de rahat edemez. İlla oğlum der ya. Genelde hani bir Türklerde bu mantık vardır. Annem de herhalde benden çekinmez diye düşünüyorum. Çünkü çok samimiyiz. İnşallah. Yanlış bir cevap vermez. Yani tabii ki Allah muhtaç etmesin ama yine de onlar yaşlanacak. Allah kimse elden ayaktan düşürmesin. Amin. Ama ne olursa olsun bizim de örfümüz, adetimizde de vardır. Siz bakar mıydınız kayınvalidenize? Seve seve. Bir de kayınvalideme değil. Kayınpederiniz. Sülaleye bakardım. Bakarsınız. Vallahi yani hiç şey değil. Kıymetinizi bilmediler. Kim bilmedi? Artık bilmiyorum. Bilmeyenler. Kim bilmedi? İşte... Kim bilmedi? Söyle bakalım. Haberin mi yok? Yani hani? Bilmediler diyor. Mesela böyle evlenecek gibi oldunuz ama evlenmediniz. Kaybettiler sizi. Ha. Hiç haberim yok. Sözden mi döndüm? Benim de. Nişandan mı? Hiç haberim yok. Sen daha iyi biliyorsun benim hayatımı herhalde. Estağfurullah. Allah Allah. Ben bir kayınvalilere gidiyorum. Gelinler, süreniz bitiyor. Artık görmeyeyim yemeklerinizi. Tamam. Kayınvalidelerden sonra süre bitince doğru gelirim. Haydi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Onur Bey. Nasılsınız bugün efendim? Bugün bize ne soracaksınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok iyiyiz. Nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz efendim. Gülcan Hanımcığım yanınıza geleyim. Buyurun, hoş geldiniz. Sorularımla geldim. Merakla bekliyoruz zaten. Merakla bekliyoruz. Semra teyze. Efendim. Soruma geçiyorum. Yaşlanınca gelinin sana bakar mı? Yoksa bakım evine mi yerleştirir? Yoksa bakıcı mı tutar? Gelinim bakmaz. Gelinim bakmaz. Bakmaz. Servet bakar. Servet oğlan bakacağım bakar. Bakacağım der. Oğlum der ki ben bakacağım der. Ha. Sen karışamazsın. Sen ne oluyorsun der. Ben anneme bakacağım der. Ama o da onun eşi. Olsun. Onu ikna eder. Hatice Hanım. Efendim ona be. Size bakar mı gelin? Benim evlenmeden önce oğlanla gelin birbirlerine söz vermişler. Benim oğlan Esra'ya söylemiş ki benim annemin kızı yok. Anneme bir şey, yani Allah gecinden versin anneme. Hani elden ayaktan düşerse biz bakacağız diye söz vermişler. Ben bakar olduğuna inanıyorum. Nurten Hanım. Vallahi Aysun bakar ama ben gitmem. Niye? Yani ben gitmem. Zahmet vermek istemem. En kötü bakıcı tuttururum. Aa. Bakıcı tabii ama tabii. Ama Aysun bakar canım. Bakar. Niye? Bakar ama dedim ya ben gitmem. Çünkü o da eğer ömür verirse Allah, onun da yaşı bir şeye gelecek. Bir yaş, belirli bir yaşa gelecek. Hiç zahmet vermek istemem. Bana bakıcı falan var mı canım? Bakıcı tutsunlar yeterlidir. Aa, bakıcı bunu... tutar bana diye düşünüyorum. Ama siz istemezsiniz. Aysun bakmak istese bile siz istemezsiniz. Yani Aysun istemediğimden değil, yük olmak istemem. Yük olmak, yük olmak istemem. Üzmek istemem. En iyisi bana kendi evimde bakıcı tutsunlar yeter. Anladım. Peki. Benim düşüncem bu. Gülcan Hanım. Şimdi İlayda bakar mı? İlayda bakmaz. Der ki, mecbur kalırsa belki bakar da, senin kızların var der. Kızların varken bana ne gerek var der. Ve kızlarına zaten evlendir. Çoğunlukla öyle oluyor. Evet, kız çocuklarım var der. Ona yakışırsın der. Öyle diyeceğini düşünüyorum. Ama ben de zaten kızlarım varken... İlayda'nın bakmasını istemez. İstemem. Hani oğlumla tamam, İlayda da bakar aslında. Şimdi çok da kötülemek istemem ama kızlarımdan sonra.
Kızlardan sonra İlayda bakar. Bakar. Ama oldu ki kızlar işte evlendi. Kızlar da bırakmaz tabii ki. Ama ya damat istemezse? Ya. Yok, kızlarım bana çok düşkün. Ben de onlara düşkünüm. Oğluma da düşkünüm tabii ama oğlumun hani... Şimdi İlayda'yı tanıyorum. Anladım. Burada bir soru işareti. Tamam, bunu zaten kritikte konuşuruz. Benim bir ekstradan bir sorum daha var. Bonus soru. Gülcan Hanım, sizinle inşallah başlayalım. Gelininiz nasıl bir kayınvalide olur? Benim olamadığım bir kayınvalide olur. Mesela? Mesela. Eli maşalı. Eli maşalı. Sözü ağır. Ağır konuşmak da çok kötüdür aslında karşıya ama farkında çok olmaz. Öyle bir kayınvalide olur. Sert bir kayınvalide olur. Aha. Mesafeli bir kayınvalide olur. Nurten Hanım, Aysun nasıl bir şey olur? Aysun benim gibi bir kayınvalide olur. Benim gibi bir kayınvalide olur. Yani nasıl olur? Yerine göre konuşan. Sesini çıkarma ya. Evet. Yerine göre konuşan, yerinde uyaran, gelinini seven, gelinlerini seven bir kayınvalide olsun yeter. Gerçekten böyle bir kayınvalide olur. Ha. Peki Hatice Hanım, Esra nasıl bir kayınvalide olur? Çok kötü olur. Ne demek kötü olur? Abi, çok kötü bir kayınvalide. Allah kimsenin başına vermesin. Nereden böyle çıkardınız? Çok kötü, çok sinirli bir kayınvalide olur. Sinirli bir kayınvalide olur? Çok yani. Anladım. Nasıl bir kayınvalide olur Gizem? Çok otoriter olur. Çok? Otoriter olur. Otoriter olur? Evet. Ha. Kendine karıştırmıyor şimdi ama o her şeyine karışır gelinin. Eyvah. Ben öyle düşünüyorum. Hadi tadıma geçeceğiz birazdan. Evet. Greten yiyeceğiz. Karnabaharlı kıymalı karnabaharlı greten. Ben de çok severim. İnşallah güzel evet yaparlar. İnşallah. Hadi tadımda görüşürüz efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Siz ne yapıyorsunuz da bitiremediniz daha? Biraz turlayayım ya. Vallahi ben beşamelimi yapmaya uğraşıyorum hala. Aysun'cum ne yapıyorsun aşkım? Beşamelin altı kapalı. Şimdi kapattım, yumurta ekledim çünkü. Şeyin de... Onu hemen süzeceğim. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Canım düşünceli İlayda'cığım. İlayda, gezmekten yetiştiremeyeceksin. Tabii benim işime gelir bu. Ne arıyorsun? Çıkar mısın? Resmimi arıyorum. Çık, hiç temas etmiyorum. Sen sosyal mesafe. Çık. Çık arkadaşım. Sen gülmüştün. Çık arkadaşım. Çık 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 çık. Mutfağımdan hoşlanmadığımı biliyorsun. Çık. Sen çık dedin diye çıkmıyorum. Çık dedim diye çıktın. Fırına atmam gerektiği için çıkıyorum tatlım. Sen yanlış yerde arıyorsun bir kere resmini. Git Aysun'u da ara. Git Esra'yı da ara. Ben Esra'dan şüpheleniyorum. Son 15 saniye. Çıkaralım Onur Bey. Haydi çıkarın fırından. Haydi çıkarın. Çıkarın ve ben de süreyi durdurayım. Bakmıyorum. 3, 2, 1. Süremiz bitti. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman sizi dışarı alayım. Süreniz bitti. Haydi efendim, buyurun. Onur Bey. Söyle. Söyleyin, çıkarsınlar fotoğrafımı ya. Neyi istiyorsun? Ya fotoğrafı mı ya? Almadık diyorlar. Ya kim alacak? Onur Bey benimle uğraştılar, sonra fotoğraf kayboldu. Alsınlar. Gel, ya, beraber arayalım. Onur Bey bak, buraya koymamış da olabilir. Bir şey söyleyeceğim, yemin ediyorum bilmiyorum nerede fotoğraf. Nerede fotoğraf, hiç haberim ben yok. Ben de bilmiyorum Onur Bey. Bir şey soracağım, düşmüş olamaz sonra mı? Sonra şaka yap. Bilmiyorum ha? Onur Bey. Düşebilir ama. Ona ben bağlantılı nasıl bulayım Allah burada aşkına? Burada mutfakta yemek ama yapıyorsunuz. Ama ilk haftakiydi Onur Bey. Siz
siz orası çok derin, nasıl bulacağız? Burası zaten bayağı... Boşluk. Boşluk. Asansör boşluğu gibi orası. Onur Bey, ben nereden bileyim? Kesin onlar yaptı. Ama o yapsalar senin kayınvalide fotoğrafına dönüyorlar. Ekibe söyler misiniz lütfen? Kameralar var, bulsunlar. Tamam, lütfen. Söylerim. Söz. Hadi seni alayım dışarı. Allah'ım sabırlar ver. Ya Rabbim. Sabırlar ver. Efendim, gelinlerimiz emeklerini yaptılar. Birazdan ben tadıma geçeceğim. Puanımı vereceğim. Daha sonra kayınvalidelerimiz de teker teker gelip tadımlarını yapacaklar. Bakalım kaç kayınvalide nokta atış yapacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi gelin mutfakta da tadım zamanı.